Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fıkıh, Müslümanın günlük hayatının nasıl Allah'ın rızasına göre yaşanabileceğini, yani Müslümanın dünyada ve ahirette saadete ermesinin yollarını gösteren ilimdir. Kur'an ve sünnetle yola çıkmıştır. Fıkhın kaynağı bunlardır. Kur'an ve sünnetin yanında bir de kıyas vardır. Yani Kur'an'da ve sünnette bulunan şeylere benzeterek hüküm vermek vardır. Bir de icma vardır. İcma da bir çeşit kıyasın ümmet tarafından onaylanması demektir. Bu Kur'an ve sünnet bir. İki, Kur'an ve sünnete bağlı kıyas ve icma yapılması. Bu iki konu kimin yapacağını soruşturmamızı gerektirmektedir. Kim Kur'an'dan anlayacak, kim Kur'an'a benzetecek veya sünnete. Aslında Allah'ın dini bütün Müslümanların mükellef olduğu dindir. Herkes bu dinin emirlerini, yasaklarını yapmak, yerine getirmek durumundadır. Yasaklarından kaçınacak, emirlerini de yerine getirecek. Ama ortada önemli bir gerçek var. Dinin ilk muhatapları olan ashab-ı kiram da dahil olmak üzere bütün Müslümanların Allah'ın emirlerini Kur'an-ı Kerim'den anlama, yasaklarını anlama gibi bir seviyede olmaları %100 beklenebilecek bir beklenti değildir. Evet, Allah-u Teala'nın zinaya yaklaşmayın sözünü Arapça bilen, Arapçasının mealini öğrenen herkes anlar. Arapça veya Türkçe ne dil konuşursan konuş. Zinaya yaklaşmayın sözünün zinanın yasak olduğunu, hatta zinaya sebep olacak şeylerin bile yasak olduğunu gösterir. Bunu Müslüman anlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle zinaya yaklaşmayın der gibi %100 kolayca anlaşılabilecek hükümlerin sayısı çok değil. Bu nedenle ashab-ı kiramdan itibaren yani özellikle ashab-ı kiramı da bunun içine dahil etmek için vurgulama yapıyorum. Ashab-ı kiramdan itibaren Allah-u Teala burada ne demek istemiştir? Allah'ın muradı nedir diye bir soru hep gündemde olmuştur. Bunun için ilk müracaat edilecek şey şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in açıklaması durumunda olan hadisi şeriflere müracaat edilmektir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şunu söylemek istemiştir diyerek bunu açıklamıştır. Böyle hükümler de var. Buna rağmen yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın açıklamalarında da anlaşılamayan ya da oradaki hükümlerin tam dini bir hayata geçmemize yeterli belge, kaynak oluşturamaması da söz konusudur. Neticede biz şöyle bir sonuca geliyoruz. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bir grup uzman tarafından ancak rahat anlaşılacak, Müslümanların geneli tarafından ise çok rahat anlaşılamayabilecek bilgi kaynaklarıdır. O zaman Müslümanlar arasından bir grubun meslek olarak baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri
insanlara aktaracak düzeyde derin bir bilgi olarak özümsemesi ihtiyacını karşımıza getirmektedir. Buna biz fıkıh lisanında içtihat diyoruz. Yani bunu yapana da müçtehit diyoruz. İctihat ve müçtehit, bu iki kavram Kur'an'da ve hadis-i şerifte derinleşme, yüzeysel bilgiyi aşıp derin sırlarına vakıf olma, ahkamını çok iyi bilme şeklinde izah edilebilir. Buraya müçtehit ve içtihattan önce iki cevaplı bir soru da sormamız gerekiyor. Neden Allah Kur'an'ını kulları amel etsin diye, peygamberini de Kur'an'ı açıklasın diye gönderdiği halde bir Müslüman olarak ben neden hala Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorum? Anlayamıyorum veyahut da anlayamıyorum. Neden hadis-i şerifler yeterli olmuyor? Birincisi, bu iki cevabı var dedik. Birincisi, gerek Kur'an-ı Kerim gerekse hadis-i şerifler belli konuları Allah'ın dilemesiyle kapalı bırakmıştır. Bu kapalılık konusu, bu kapalılık hali Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i ansiklopedi gibi açıp A maddesinden şu konu, C maddesinden şu konuyu da bulabilecekleri bir kitap halinde o önümüzde olmaması sonucunu doğuruyor. İlla Kur'an-ı Kerim tafsilata girmeden, hadis-i şeriflerde çok büyük oranda tafsilata girmeden konuları ana başlıklarıyla ele alıyorlar. Peki ayrıntıları olsaydı o zaman elimizdeki Kur'an-ı Kerim belki 40 cilt olması lazımdı. Kur'an-ı Kerim 40 cilt olursa nasıl onunla ibadet edilecek? Nasıl Kur'an-ı Kerim'i çocuğuyla büyüğüyle müminler ezberleyeceklerdi? Bu bir zorluk. Allah böyle murad etti. Kur'an-ı Kerim'in küçük hacimli olmasını murad etti. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in hadis-i şerifleri içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Uzun uzun konuşmalar yapsaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz belki bizim için bir anlamda çok daha iyi olurdu. İhtilaflı, ilmi konular olmazdı. Ama bu nasıl muhafaza edilecek? Bunun tamamına karşı Müslümanlar sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerdi? İkinci cevap, yani neden Kur'an ve hadis-i şerifler bir tür yeterli olmuyor da kıyasa, icmaya başvuruluyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günündeki hayat standardı ile ondan 100 sene sonraki hayat standardı, 200 sene sonraki hayat standardı, 400 sene sonraki hayat standardı, şimdiki teknoloji çağındaki standartlar çok farklı. Değil 100 senede bir, 20 senede bir bile bir ölçüm yapılacak olsa bu standartların hep değiştiği görülür. Yani Medine-i Münevvere tesis edildiği günlerde ki ihtiyaçlar, Medine-i Münevvere'de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halife olduğu günlerdeki ihtiyaçlarla aynı değildi. Yani İran fethedildikten sonra belli bir yaşam tarzı değişti. Müslümanlar başka bölgelere gittiklerinde hayatın şartlarının değişik olduğunu, ihtiyaçların değişik olduğunu gördüler. İslam kıyamete kadar Müslümanların bütün ihtiyaçlarına cevap vermek için gelmiş bir din. Hayat sürekli Allah'ın kaderiyle yenileniyor. İnsanoğlu yavaş yavaş dünyanın dışındaki gezegenlerde bile yaşayabilir miyiz diye düşünmeye çalışıyor. İslam, yani dinimiz, hiçbir şekilde kıyamete kadar herhangi bir ihtiyacı cevaplayamaz durumda olacak bir din değildir. Bunu nasıl sağladı Kur'an-ı Kerim? Olayların ayrıntılarına girmedi, ana ilkeleri belirledi. Mesela ne dedi? Batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin dedi. Batıl kelimesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Yani
hakka hukuka uymayan ve zulüm esaslı olan, rıza dışı olan kazançlardır dedi. Şimdi Kur'an batıl yolla yemeyin diye ilke koydu. Kur'an ana kuralı koydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu örneklendirdi. Fukaha ne yaptılar? Müçtehitler ne yaptılar? Bir asırdaki bir kazanç türünü alıp bunun batıl bir kazanç olup olmadığına baktılar. Dediler ki bu kazanç türü batıldır. Neden batıldır? İşte burada alan verene göre sürekli zararda görülüyor. Misal, bunu müçtehit kanaatine göre, kafasına göre değil. Neye göre yaptı? Kur'an-ı Kerim batıl yolla yemeyin demişti. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bunu açıklamıştı. Batıl şu demektir. Mevcut yapılan mesela bir kazanç türünün o olup olmadığını araştırıp bu şuna benziyor demiştir. Yani tıpkı bir doktorun insandan kan alıp o kandaki verilere göre senin hastalığın şudur, şu ilaçla tedavi olacaksın yahut da sende filan hastalık yoktur, işine gücüne devam et dediği gibi. Fakih de müçtehit de bunu yapmaktadır. Biz şimdi tekrar döndüğümüzde neden Kur'an-ı Kerim müçtehitlerin içtihadıyla, hadis-i şerifler müçtehitlerin içtihatlarıyla, fakihlerin çalışmalarıyla anlaşılıyor? İki cevap verdik. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in indiği zamana göre hayat değişiyor. Bu değişim Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki temel prensiplerle karşılanıyor. İkincisi, Kur'an-ı Kerim, özellikle Kur'an-ı Kerim bütün olayları ayrıntılarıyla anlatsaydı müminlerin takatini aşan bir kitap olurdu. Kaldırmak zor olurdu Kur'an-ı Kerim'i. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكِرِ Kur'an'ı biz kolay ettik. Öğrenmek, okumak, anlamak için Kur'an çok kolaydır. 40 cilt olsa Kur'an nasıl kolay olacaktı? Şimdi mesela bir hafız 3 senede ortalama en geç 3 senede hafız oluyor. Bir cilt Kur'an-ı Kerim. Bu 10 cilt olsaydı nasıl ezberlenecek? Nasıl korunacak? Yani şimdi biz mesela bilgisayarlı bir hayatı düşündüğümüz için alfabetik arardık diyoruz. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'le nasıl amel edeceksin? Mesela bir abdesti tarif etseydi Allah Teala. Yani abdestin 4 şartını sayıyor. Yıkayın diyor. Hepsi bir satır Kur'an-ı Kerim'de. 1 veya 1,5 satır. Bir de abdest şöyle alınır diye tarif etseydi Allah Teala. 5 sayfa olacaktı belki. Abdest nasıl bozulur, nasıl tazelenir, şartları nedir, edebini, bütün bunları anlatsaydı Allah Teala, 2 türlü zorluk olurdu. 1. Bu taşınıp nesilden nesile götürülmesi imkansız hale gelecekti. 2. Allah'ın Kur'an'da anlattığı her şey abdestin farzı olacaktı o zaman. 3 defa yıkayacaksınız diyecekti. 2 defa yıkayanın abdesti olmayacaktı. Burnunuza şöyle su vereceksiniz, ağzınıza şöyle su vereceksiniz diyecekti. Onlar sünnet değil, farz olduğu için müminler bir tanesini yapamadığı zaman abdestleri olmamış olacaktı. Halbuki şimdi onları sünnet, edep diye ayırıyoruz. Farzlarını yerine getirdiği bir Müslüman abdesti vardır. Sevabı eksiktir. Kalitesi düşüktür ama abdesti vardır diyoruz. Bu şekilde onlarca sebep sayılabilir. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in kolay hazmedilir ve cennete götürecek temel şartları açıklar bir kitap olmasını gerektirdi. Allah'ın bu muradı kullarına rahmet içindi. Bir de yan bir sebep daha var. Belki üçüncü bir cevap olarak bunu da yazabiliriz. Tevrat ve İncil'in başına gelen şeyi Kur'an-ı Kerim'in başına neden gelmedi? Çünkü Tevrat ve İncil, Zebur aynı zamanda, üzerinde içtihat yapılabilir, çalışılabilir bir kitap değildi. Onun üzerinde kimse bir içtihat yapamadığı için, bu kapı onlara açık olmadığı için her yapılan
çalışma ona müdahale oldu. Tevrat'a müdahale oldu. Dolayısıyla bir zaman sonra Allah'ın indirdiği kitap ortadan kalktı. İnsan eli değdiği için o kitaptan Kur'an'ın, vahyin taşıdığı bereket bulunmaz oldu. Ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerin üzerinde içtihat kapısını Allah-u Teala'nın açık bırakması, Kur'an-ı Kerim'in ebedileşmesinin ve Kur'an hadis üzerinde yoğunlaşan, ömrünü buna vakfeden, karanlık gecelerde bile sabahlara kadar Kur'an araştırmaları yapan, hadis-i şerif araştırmaları yapan büyük bir ilim ordusu, ilim adamları filan değil, ilim ordusu. Bu ilim ordusu deyimini neden kullanıyoruz? Çünkü Kur'an üzerinde, hadis üzerinde beyin yoran, sabahlara kadar, akşamlara kadar çalışan talebe, ilim, alim sayısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri milyonları geçmiş bir rakamdır. Milyonlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'e vakfetmişlerdir. Bu ne sağladı? Kur'an-ı Kerim'in üzerinde sürekli müminlerin beyninin yoğrulmasına ve birbirlerini daha iyi anlamaya teşvik etmelerine neden oldu. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bakıyoruz ki Allah bir, içtihada izin veriyor. İki, içtihada izin verince bildiğini söyleyeceksin, susmayacaksın diyor. Yoksa ağzına gem vurulur kıyamet günü diyor. Yani müçtehit Allah'ın kitabını okuyor, anlıyor. O anladığınla amel ediyor, konuşuyor. Öbür müçtehit diyor, sen de anla diyor. Sen de çalışıyorsun. 10 tane, 20 tane müçtehit oturuyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar, bir şeyler ortaya çıkarıyorlar. Bir tanesinin talebesi çok. Onun mesela işte sesi gür çıkıyor. Öbürleri de susup biz ikinci sınıfız demiyorlar. Çıkıyorlar onun karşısına, bizim anladığımız doğrudur Kur'an'dan diyorlar. Birincisi diyor ki yok, ben doğru anladım diyor. Sen doğru anladın, ben doğru anladım. Bir piyasa oluşuyor. Rekabet oluşuyor. Bu görünürde ihtilaf var, aykırılık var. Eyvah, herkes Kur'an'dan farklı şeyler anlıyor. Kur'an-ı Kerim acaba elimizden gidiyor mu gibi filan diye tereddüt, ilk etapta tereddüt doğuruyor. Halbuki 1400 senedir müçtehitler içtihad ettikçe, onun hakkında farklı görüşler ortaya koydukça Kur'an büyüdü. Kur'an büyüdü, Kur'an büyüdü. Hep Kur'an büyüdü. Hiç kimse tek bir müçtehidin dediği doğrudur Kur'an ahkamı hakkında, hadis ahkamı hakkında demiyor. Her müçtehit hak bildiğini söylüyor. Öbür müçtehit çıkıp senin dediğin tam doğru değil diyor. Benim dediğim doğrudur diyor. Bunlar birbirleriyle kavga etmek, daha çok taraftar toplamak ve daha çok ses getirmek için yapmıyorlar bunu. Çünkü öyle yapana müçtehit denmez zaten. Öyle yapan din üzerinden, Kur'an üzerinden, hadis üzerinden ticaret yapandır. Müminler tabii bir şekilde kısa bir zamanda onu eleyip piyasadan atarlar. Çünkü müçtehidin ilimden önceki şartı takvası. Allah'ın dinine hizmet arzusudur. Eğer takvası yok, Allah'ın dinine hizmet değil de menfaat mesela yahut da şöhret gibi bir nedenle ortaya çıkıyorsa öyle bir müçtehidi müminler aralarında yaşatmazlar. 3 kişi 5 kişi onun peşinden gider. Ölünce o sesi soluğu kesilir. Kimse onu izlemez, takip etmez. Ama Allah yolunda cihat maksadıyla, dine, Kur'an'a hizmet etmek maksadıyla sabahlara kadar çalışan müçtehitler, yanlış şey söylemiş olsalar bile müminler onları bağırlarına basarlar. Onun ismini kıyamete kadar ölümsüzleştirirler. Çünkü tek doğruyu aslında Allah söyledi zaten. Ama o tek doğrunun açıklamaları, anlaşılmasıyla ilgili kulları da uğraşsın, kulları da gayret etsin istediler. Nitekim bu oldu. Bu olunca da ortaya ne çıktı? Kur'an'ın etrafında büyük bir servet, ilim serveti çıktı. Yüzlerce tefsir, belki binlerce ama kütüphanelerimizde yüzlerce var.
yüzlerce tefsir Kur'an ne diyor diye açıklamak için yazıldı. Binlerce, belki on binlerce hadis çalışması yapıldı. On binlerce hadis çalışması. Tek başına kendisi 300-400 çalışmaya imza atan alimler var. Bunu kuş bakışı 1400 senedir Müslümanların Kur'an'a ve sünnete yaptıkları hizmeti alimler kanalıyla tabii yaptıkları o kıt imkanlarla mürekkebin saatlerce uğraşılarak bir okka mürekkebin ancak yapılabildiği bir sayfa yazı yazmak için 3 defa divitin açılmak zorunda kalındığı kağıdın Çin'den geldiği böyle zor şartlarda yaşadıkları halde şu 1400 senedir Kur'an-ı Kerim'e yapılan, hadis-i şerife yapılan hizmetlere bir bakıldığında insan bu kadar büyük hizmetlere muvaffak olmuş bir ümmetin peygamberinin şerefini, peygamberinin ismini nasıl kıyamete kadar ebedileştirdiğini anlar. Bu böylece de Allah-u Teala'nın bu içtihat kapısını niye açık bıraktığını, bu gayreti niye böyle geniş bir alana yaydığını anlamış olur. Kur'an-ı Kerim mesela 1000 tane fıkıh kuralı ihtiva eden bir kitap olsaydı bunlar ne açılır ne kapanır. Uyuyorsa uyuyor, uymuyorsa karıştırma, yapmıyorsan yapma, cehenneme git şeklinde olsaydı mesela. Öyle olsaydı bu kadar büyük bir ilim serveti olmayacaktı Müslümanların. Niye olsun ki zaten 118. kurala bak denecekti. Benim durumum ona uymuyor. Ne yapayım uymuyorsa? Ya insanlar Kur'an'dan soğuyacaklardı ya kör kör taklit edeceklerdi. Şimdi ise Kur'an sindire sindire yaşanıyor. Hadis-i şerifler insanların göz bebeği oluyor. İnsanlar hadis-i şeriflere göre ne yapacaklarını daha iyi anlıyorlar. Yani bu içtihat kapısının açık bırakılması. Yani Kur'an-ı Kerim'in belli şeyleri muğlak, herkesin anlayamayacağı düzeyde bırakıp insanları araştırmaya teşvik etmesi Allah Teala'nın ilim adına yeryüzü kadar değerli bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Bu sayede İslam bugünlere azametiyle geldi. Müslümanlar aç kaldılar. Hatta vatansız sürgünde kaldılar. Orada da Kur'an-ı Kerim araştırmalarına devam ettiler. Nice alimler zindanlarda eserlerini yazdılar. Hatta o zindanlarda eser yazanların eserleri çok daha değerli, çok daha elden ele dolaşır oldu. Tefsirler var, zindanlarda yazılmış. Fıkıh kitapları var, zindanlarda yazılmış. Çok muhteşem bir örnek olarak Şemsüddin-i Seraksi denen Hanefi fakihi kuyu hapsine cezalandırılmış. Kuyu hapsine demek yani 3 metre 5 metre bir kuyuda yaşıyor. Ömrü orada geçiyor. 3 sene 5 sene neyse. Orada Mebsud isimli Hanefi fıkhının en değerli kitaplarından bir tanesini yazmış. Belki de o zatı Allah bilir ya evinde otururken olsaydı öyle bir kitap yazmayacak. Himmeti onun üzerinde olmayacak. Allah kuyu cezasına çarptırıyor. Orada Yusufluk işler yapıyor alimler. Zindana giriyorlar. Zindanda mesela İbn Teymiye yapan, Said Nursi yapan şey hapishanelerdeki yazdıkları kitaplardır. Kimlikleri elbette Allah katında ne kadar değerli olup olmadıkları, hak üzere batıl üzere olup olmadıkları Allah katındaki bilinen şeyler. Ama iki meşhur isim olarak mesela Seyyid Kutub'u veyahut da Said Nursi'yi ele aldığımızda bakıyoruz ki iki tane meşhur isim alalım mesela. Hapishanede yazdıkları için eserlerini, yazdıkları eserlere zindanı bedel olarak ödedikleri için Allah eserlerine de bereket vermiş. Binlerce, on binlerce insan bunlardan istifade etmişler. Tekrar mevzumuzu toparlayalım. Neyin cevabını bulmaya çalışıyoruz? Niye Kur'an insanlara inen bir kitap olduğu halde Arapça bilsen de istediğin gibi anlaşılmıyor? Bundan dolayı. Böyle istediğin gibi anlaşılsa yeni gelişen meselelere cevap bulamayabilecektik Kur'an-ı Kerim'de belki. Bu sebeple elimizde kitap var ama biz Yahudiler, Hristiyanlar gibi maazallah ilave yapmak zorunda kalacaktık Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi bu ilaveyi normal insanlar yapamıyor. Müçtehit de Allah böyle diyor diyor ama Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh içtihatları 12 asırdan beri on binlerce alim tarafından tartışılıyor hala.
Hala tartışılıyor. Ebu Hanife dedi ki, cem etmek yoktur namazı dedi. Her namaz vaktinde kılınacak dedi. Karşısına İmam Şafii çıktı, dedi ki, Peygamber Aleyhisselam'ın cem ettiği şeyde sen yok diyemezsin dedi. Derim diyemezsin, derim diyemezsin. Ebu Hanife şüphesiz zihninden değil, Allah bu namazlar vaktinde kılınacak diyor dedi. Kur'an varken başka bir şeye bakmaya gerek yok dedi. Hala Ebu Hanife mezarında Allah'a, Rabbine kavuştuğunun üzerinden 12 asır geçti. Hala Hindistan'ından Güney Afrika'sına kadar Ebu Hanife niye böyle dedi diye tartışılıyor. Ebu Hanife böyle dedi, doğrudur canım. Ben 15 senedir usulü fıkhı okuyorum. Benim kanaatim Ebu Hanife'nin doğru dediğini bana söylettiriyor diyor. Öbürü çıkıp diyor ki, yo, hadis-i şerif burada ihmal ediliyor diyor. Nasıl olur? Madem hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklaması demekti, işte peygamber Kur'an'ı açıklıyor, cem edebilirsiniz seferilikte namazı diyor. Üstelik de bu hadis Buhari'dedir, Müslim'dedir. Nasıl buna itiraz edilir? Ebu Hanife bir söz söyledi. O söz Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için söylenmiş bir sözdü. Yani bir içtihat yaptı. Bu içtihadında Kur'an-ı Kerim yüceltme ruhu vardı. Kur'an ayeti varken başka bir şeye bakmayalım diyen bir mantık vardı. 12 asırdan beri belki böyle bir hayali bir şey söylüyorum. 100.000 tane ilim halkası kurulmuştur bu dünyada. Cem edilebilir mi namazlar, edilemez mi diye. Var mı yeryüzünde bir insan bir söz söylüyor, onun ölümünden 1200 sene sonra bile bir ilmi toplantı yapılıyor. Toplantının adı namazların cem edilip edilemeyeceği konusunda Ebu Hanife'nin görüşleri tartışılıyor. 100 tane alim geliyor, biri çıkıyor bir tebliğ sunuyor. Diyor ki Ebu Hanife doğru söyledi şundan şundan. Öbürü çıkıyor yanlış söyledi. Sonra o 100 tane alim, her biri fıkıh uzmanı veya tefsir uzmanı, hadis uzmanı neyse, onlar bu konuyu saatlerce, günlerce tartışıyorlar. Sonra bir kapanış ya da toplantı tutanağı yazılması gerekiyor. Bildirge çıkaracaklar. İşte filan şehirde, Cidde'de namazların cem edilmesiyle ilgili bir toplantının karar tutanağı hazırlanacak. Karar tutanağını okuyorsun. Ebu Hanife böyle demiştir, delilleri şudur. Şafii, Maliki, Hanbeli böyle demiştir, delilleri budur. Toplantımız bir karara varamamıştır. Niye varamıyorsun? Bir toplantıya da Allah kapı açıyor. Çıkıp da ümmeti Muhammed, tamam Ebu Hanife yanlış söyledi ya da Ebu Hanife doğru söyledi demiyorlar, diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Ebu Hanife bunu nefsani bir duyguyla yapmadı ki. Ebu Hanife'nin bu şekilde olan, yani nefsani şeklinde değil ama kabul edilemeyecek, hata kabul edilebilecek sözlerini talebeleri reddetti zaten. Ebu Hanife mesela dedi ki, namazda Farsça Kur'an okunur dedi. Yani mealinden zamm-ı sure okunur dedi. Talebeleri sildi süpürtler onu. Yok böyle bir şey dediler. Ebu Hanife çünkü peygamber değil. Ebu Hanife içtihad ediyor. Ama namazları cem etme konusundaki içtihadı hala karşılık bulamadı. Neden? Çünkü Ebu Hanife bunu güçlü bir delile oturttu. Kitaben mevkuta. Zamanlı bir ibadet bu, Allah buyuruyor. Bu zamanlı ibadet kelimesi hadis-i şerifle kaldırılamaz diyor. Böyle bir kural koydu. Öbürleri ne yaptılar? Ebu Hanife'ye karşı çıktılar. Ebu Hanife'nin talebeleri cevap verdiler. Cevap verdiler, cevap verdiler, cevap verdiler, cevap verdiler. Veriyorlar, kıyamete kadar verecekler. Bu sayede ne oluyor? Kur'an'ın bir ayeti üzerinde yüz binlerce toplantı yapılmış oluyor. Bakıyoruz ki Allah demek ki boşuna bu kapıyı açmamış. Eğer böyle olmasaydı, inna salate kânete alel müminine kitâben mevkûta, namazda okunup gidecekti. Ölü bir ayet olacaktı. Halbuki bir ayeti 12 asırdan beri alimlerin toplantılarında sabahlara kadar, akşamlara kadar gündem oluyor. Yani olaya biz Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde müçtehitlerin içtihatlarıyla anlaşılması, yani kıyasla, icma ile veya diğer fukahanın kullandığı kıyasa benzer sistemlerle yapılan dini anlama, Kur'an'ı anlama, hadis-i şerifleri anlama çalışmasındaki hikmeti ucundan biraz görmeye başlıyoruz. Ucundan. Bakıyoruz ki Allah-u Teala böyle boşuna bir iş yapmamış.
Tam hikmet. Hikmetun baliga. Müthiş bir hikmet var Allah'ın yaptığı işte. Zira Kur'an-ı Kerim bu yoğun çalışma, yani ibadet yapar gibi, cephede cihad eder gibi rahlelerde, masalarda oturulup Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaya çalışılması Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin bu içtihadı veya buna yakın böyle bir içtihadı, diğer müçtehitlerin ona cevapları, bunlar bakıldığında şu Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacağız diyen ayet var ya, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bakıyoruz ki bu ayetin mucizeliklerinden bir tanesi Ebu Hanife. Yanlışıyla, beşeri hatalarıyla Ebu Hanife bir mucize. Neden? Çıktı bir çığır açtı. Müçtehitlere, Ebu Hanife'den önce de büyük alimler vardı ama Ebu Hanife gibi kıyası kullanarak, hani fıkıhta ne deniyor? Rey ehli diyor. Rey ehli ve hadis ehli diyor. Rey yani kıyas yapma, içtihat yapma uzmanı demek. Rey ehli. Bu Ebu Hanife'nin bu cüreti, bu gayreti, bu himmeti ve bunun bedelini de zindanlarda ölerek ödemeye razı olması, rahmetullahi aleyh, Kur'an'ın ayakta kalmasının nedenlerinden biridir. Bu ayakta kalma kelimesi iyi anlaşılması için şunu düşünmemiz lazım. 5 yaşında çocuğundan 95 yaşına kadar ihtiyar alime kadar yüz binlerce, milyonlarca insan Kur'an-ı Kerim üzerinde bu şekilde yoğunlaşmasaydı, Kur'an kalırdı belki ama müzelerde tarih eseri olarak kalırdı. Kilisede papazların pazardan pazara ayinlerde okudukları 3-4 İncil metnine dönerdi. Şimdi ben ne kadar hoca efendi tanıyorum, kaç rekat kıldığımı bir türlü toparlayamıyorum diyen hoca efendi tanıyorum. Hayrola niye toparlayayım? Ya bir Zamm-ı Sure'ye başlıyorum, ahkamına bir dalıyorum, namaz bitti mi bitmedi mi haberim olmuyor. Hatta hocam, Allah rahmet eylesin, ama bir hocam vardı, dedi ki kaç defa dedi imam rüküye gitmiş, secdeye gitmiş, benim haberim olmadı dedi. Birinci safta namaz kıldığım halde. Niye dedim haberin olmadı üstad? Ya dedi tam ihtilaflı ayetlerden okuyor dedi, fukahanın ihtilaf ettiği ayetlerden okuyor. Ben onların delillerini, mellerini düşünürken bakıyorum ikinci rekata kalkmış imam diyor. Ön safta da duruyor zavallı takva diye. Ön safta da önünden de rüküye gidenleri görmüyor. O takılmış mesela namazları cem etmeye delil olan ayete mesela. Takılmış abdestin şartlarına. Takılmış filan dört mezhebinde ihtilaf ettiği ayetlerden bir tanesine takılmış. O şimdi şu haklıydı, bu haklıydı derken imam rüküyü bitiriyor, secdeyi bitiriyor. Bizimki hala o ihtilaflı meselede. Ne yapıyordun sonra diyordum. Bozuk yeniden kılıyorum diyor. O ikincinin başlayışta gene bir zamm-ı süre çıkıyor. Öğleleri hiç böyle olmuyordu ama diyor. Öğle namazında sessiz kıldığı için imam böyle olmuyormuş. İlim bu elhamdülillah. Bu sayede ne oldu? Kur'an canlı. Dipdiri duruyor. Elhamdülillah. İşte bir hadisin mucizesini görüyoruz. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İhtilafı ümmeti rahmetün. Ümmetim ihtilafın etti mi rahmettir o. İşte Ebu Hanife'ye ihtilaf ettiğinde İmam Şafii rahmetullahi aleyhim cemiyan veya İmam Malik'e karşı Ebu Hanife'nin talebeleri içtihad edip ihtilaf ettiklerinde bu rahmet ortaya çıkıyor. Muhteşem güneş gibi ışıkları sönmeyen bir Kur'an karşımızda duruyor. Bunu anlayamayanlar ya da olayı çok küçük gözle bakanlar Kur'an-ı Kerim önümüzde dururken Ebu Hanife ne konuşup duruyor diyorlar. Sen niye konuşuyorsun madem Ebu Hanife konuşmayacak? Bunlar cahilce ve işi uzmanca bilmemekten kaynaklanıyor. Cahilsin, bir şey bilmiyorsun. Okuduğun iki tane kitaptır, dört tane kitaptır. Bir defa samimiyet, ihlas konusunda Ebu Hanife'de, Şafii'de, Malik'te, Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Yusuf'ta samimi değildiler. Diploma için, doçent tezini alabilmek için, profesör olabilmek için böyle yaptılar diyen bir kulu var mı Allah'ın? En tartışmalı fakih İbni Hazm'dir mesela. Ya da İbni Hazm en tartışmalılardan bir tanesidir. Kıyası kabul etmez, icmanası olacak filan der. Böyle pürüz bir adam. Fakat buna rağmen ona bile bağrında yer açmıştır ümmet. Bir sürü ters
iştihatları var. Çünkü düştüğü durum komik durum. Ebu Hanife niye iştihat etti? İştihat olmaz dedi ki Ebu Hanife'den 3 asır sonra geldi. Yani çok böyle şey bir bu yakın zamanın adamı değil. Endülüs'ün yetiştirdiği değerli alimlerden biri. Gerçekten Kur'an ve hadis alimi adam. Ama Ebu Hanife niye iştihat ediyor ki? İştihat yok bu dinde diyor. 20 tane iştihat ard arda kendisi yapıyor meselede. Bu böyle olmalı diyor. Hani iştihat yoktu? Ben iştihat etmedim diyor. Hadisleri böyle anladım diyor. Ebu Hanife de bizim köy derneğini korumak için böyle yapmamız lazım demiyor. O da ben bu ayetten böyle anladım diyor. Ama buna rağmen İbn Hazm bir servet. El-Muhalla isimli kitabı bir servettir. Ümmet ona da bağrını açmış. Rahmetullahi aleyh. Neden? Pek çok konuda kıyas yapılmaz filan dediği pek çok konuda diğer fakihlerin zihninin açılmasına, daha farklı içtihatlar yapmalarına sebep oldu. Sonra, 2 asır sonra İbn Hazm'ı da değerlendirenler baktılar ki meğer fıkıhtaki hafif bir donuk harekete karşı Allah İbn Hazm'ı salmış üzerlerine. İbn Hazm'ın oynadığı role bakıyor insan da gidip mezarında bir Fatiha okuyası geliyor. Çünkü fakihler hafif hafif tamam elhamdülillah her şey var. Abi ne istiyorsun? Marketten şunu getir. Filan barkoduna gir o numarayı getir. Fetvalar artık barkod numarasıyla anılır almaya başlandı. Fıkıhta gevşeme oldu. Hafif laçkalık oldu. Allah İbn Hazm'ı bir saldı üzerlerine. İbn Hazm nasıl saldırıyor göreceksin. Ebu Hanife zalim, içtihat nasıl yapar böyle? Dine müdahale. Vay siz Kur'an'ı elde edirdiniz. Tevrat mı zannettiniz bunu böyle? Dili de berbat bir din. Çok da sert konuşuyor. Ebu Hanife'nin, Şafii'nin tabi o 4 mezhebe birden saldırıyor. Zahiri mezhebi diye bunun mezhebi meşhur. O da bir mezhep olunca ne oldu? O da bir içtihat yapıyor aslında. Bir saldırdı. Fukaha baktılar ki markete saldırılıyor. Barkod numaralarıyla falan oynanıyor. Tuttu fukaha. Her işi yeniden toparladılar. İbn Hazm'i başlarına bela etmeyecek şekilde. Aynı şeyi İbn Teymiye de yaptı. İbn Teymiye de ne yaptı? Yani fukahanın siyasilerle iç içe olup yavaş yavaş gevşemeye başladıkları, bidatlerin neredeyse bidatın sünnetle değiş tokuş yapılacak hale geldiğini gördü. Allah İbn Teymiye'yi bir saldı üzerine fukahanın, o zamanki ilim adamlarının, İbn Teymiye'nin yani dilinden kurtulan şükredesi oldu. Zaten tarihte meşhurdur. Derler ki iki kişiden kurtuldun mu dünyada kurtuldun. Haccac'tan kurtuldun öldürmedi seni. İbn-i Teymiye sana sataşmadı kurtuldun demektir. Tamam daha senin derdin olmaz bu dünyada. Düşünme yani o derece keskin dilli, tavizsiz, buruk dağıtan bir sürü içtihadında da kendisi hata yapmış üstelik. Onun üzerine de başkalarını saldı Allah çünkü. Ne istiyor Allah? Kur'an'ı sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar konuşulsun, tartışılsın istiyor Allah. Öbür türlü mevlütlerde okunan kitap haline gelirdi Kur'an. Neuzübillah. İşte ümmetin ihtilafı budur. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Bütün bu sözler fıkıh meseleleri içindir. Akidemizde ihtilaf olmaz. Melekler var mı yok mu diye bir tartışma yapamayız. Melekler görünse olur mu olmaz mı? Böyle bir tartışma yapamayız. Akide konuları, yani imanımızı ilgilendiren şeyler, ne kadar Kur'an anlattıysa, ne kadar hadis-i şerif anlattıysa o kadar. İçtihat yok. Çünkü içtihat ne demek? Kanaat kullanmak demek. İmanda kanaat olmaz. Ebu Hanife'ye göre mümin olmaz bir insan. Resulullah'a göre mümin olunur. Ebu Hanife'ye göre namaz kılınır ama. Neden? Çünkü namazın kılınışı ile ilgili farklı tarifleri, rükûde şöyle durulacak, secdede böyle durulacak diye varsa bir farklı tarif, bu tarifi Ahmet bin Hanbel bir türlü yapar, ona tabi olanlar olur. Elini şuraya bağlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. Ebu Hanife de başka bir tabiinden elini göbeğinin altına bağlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye de duyar. Namazda bir mümin elini göbeğinin altına bağlar, %100 yaptığı İslam'dır, dindir. Öbür mümin elini göbeğinin üstüne bağlar, onun da yaptığı %100 dindir. Yeter ki bunu bir fakihin nasla dayanan içtihadına binaen yapmış olsun. Ama bir mümin kadere inanmayı düşünmüyor filan müştehit yok dediği için. Bu batıl. Asla akide konularında ihtilafımız yoktur. Peki kelam ilmi dedikleri ilim nedir? Kelam ilmi akideye ilave yapma ilmi değildir.
Öyle bir şeyse batıldır, zındıklıktır zaten. Akideyi tankis etme, yani mesela kelam ilmi, kabir azabı vardır diyen yüzlerce ayet, hadis delalet eden ayetler ve açıkça kabir azabından söz eden hadis-i şerifler var. Farklı rivayetleriyle yüzleri buluyor bu hadis-i şerifler. Şimdi bu kadar hadise rağmen kelam ilmiyle meşgul bir alim kalkacak, kabir azabı yoktur diyecek. Bu batıldır. Böyle bir ilim de batıldır. Böyle biri de batıldır zaten. Bu böyle bir içtihat yapılamaz. Ama kabre konan müminin sağ omuzu mu kıble tarafına olacaktı, göğsü mü kıble tarafına olacaktı diye farklı bir ihtilaf varsa ulema arasında, bu ameli bir meseledir. İtikadi mesele değildir. Mesela en basit örnek, telkin verilir ölülere. Nedir? Mezara konduktan sonra ölü, başına geçer birisi, ey filancanın annesinin ismini anar, ey filancanın oğlu, işte Ayşe'nin oğlu Ahmet. Şimdi sana iki melek gelecek, sorular soracak. İlk sorularına de ki, Rabbim Allah'tır, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah de, peygamberin kimdir diyecekler, Muhammed'dir de, merak etme. Ondan sonra da hiç korkma, melekler seninle beraberdir, rahat ol. Böyle çocuğa nasihat eder gibi ölüye nasihat yapılır. Buna telkin denir. Şimdi ulema ölülerinize kelime-i tevhidi telkin edin diye bir hadis-i şeriften istifade ederek bir kısmı böyle bir uygulamanın uygun olacağını, sünnet olacağını, en azından bidat olmayacağını içtihat etmiş. Bir kısmı da böyle bir şey yok, Resulullah'ın yapmadığı bir şeydir. Bunu nasıl yaparsınız? Hadis-i şerifi çok uzatıyorsunuz. O kadar esnetmeyin hadisi diyorlar. Ya da bakıyorlar ki o hadis-i şerif zayıf bir rivayette geliyor. Bunlar da diyorlar ki zayıf ama bir umut ya, bırak bu adama bir kelime-i tevhid söyletelim. Belki duyar. Belki anlar, istifade eder diyor. Farklı hadis-i şeriflerden istifade ediyorlar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin ayak seslerinizi, papuçlarınız oradan mezarlıktan giderkenki seslerinizi duyar o ölü diyor. Bunlardan istifade ediyorlar. Şimdi bu bir içtihat. Bu içtihat. Bu ameli bir konu çünkü. %100 bidat olması nasıl oluyor peki? Bidat, hiç hadisten bir alıntı yok. Kendi kendine böyle yapalım bundan sonra diyorsun. Bu bidat olur. Burada bir içtihat var. Bu içtihatın dayanakları konusunda farklılık var ulemanın bakışında. Fıkıh bu zaten. Rahmet olan da bu zaten. Oradaki de demiyor ki ben buna bu telkini yaparsam cennete girecek bu. Ya bir umut bırakın yapalım diyor işte. Tamam yap, Allah kabul ederse eder. Fıkıhta ihtilaf rahmettir. Akidede de ihtilaf azaptır. Akidede ihtilaf olmaz. Akideyi anlama konusunda bir kelam ilmi vardır. Ama akidede ihtilaf demek İslam'ı temelinden ikiye bölmek demektir. Binamız o zaman çatlar. Evet. Tekrar sözümüzü toparlayalım. Dedik ki Kur'an-ı Kerim üzerinde içtihat yapılır. Hadis-i şerif üzerinde içtihat yapılır. Bunu yapana müçtehit denir. Ama müçtehit derdi Allah'ın dinine hizmet etmek olan insandır. Ve ilmi seviyesi vardır. Belli şartları vardır bunun. Bu şartlar oluşmadan herhangi bir insan kalkıp da içtihat vesaire öyle şeyler yapamaz. Bunun adı din olmaz. Bunun adı takva olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.